Aleyine şey olanvaci Bismillarahmaniirhim. Derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de haydi dedik. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız. Büyük pişmanlık duyan Adem, Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip, onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur. Ve bir vakit Musa'ya 40 gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız. Musa kavmine dedi ki: Ey kavmim, sizler buzağa tutulmakla kendinize çok yazık ettiniz. Derhal yaradanınıza tövbe edin. Allah yolunda kendinizi öldürün. Böyle yapmanız sizi yaratan nezdinde daha hayırlıdır. Böylece Allah da sizin tövbelerinizi kabul etsin. Çünkü o tövbeleri çok kabul eder. Merhamet ve ihsanı boldur. Bir zamanda "Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız." dediniz. Bunun üzerine derhal sizi yıldırım çarptı. Siz de baka kaldınız. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Bu cahilliklerini çok görme. Nitekim daha önce Musa'dan bundan da fazlasını istemişlerdi ve Allah'ı bize açıktan göster demişlerdi. Bunun üzerine de zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Daha sonra kendilerine açık mucizeler ve deliller gelmesini müteakip bu sefer tuttular bu zayı tanrıya dindiler. Derken onlar tövbe edince bunu da bağışladık ve Musa'ya da onlar üzerinde aşikar bir nüfuz ve kudret verdik. Musa Tevrat'ı almak için ayrıldıktan sonra ümmeti zinet takımlarından böğürür gibi ses çıkaran bir buza heykeli yapıp tanrı edindiler görmemişler miydi ki o heykel onlara hitap edemiyordu kendilerine yol da gösteremiyordu fakat buna rağmen onu tanrı edindiler ve zalimlerden oldular buzağa tanrı diye tapanlar var ya işte onlara Rableri tarafından dünya hayatında bir gazap ve bir zillet gelecektir. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız biz. Derken o, ahali için böğürme marifeti olan bir buzağı heykeli döküp çıkardı. Samiri ve arkadaşları, işte bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Ama Musa bunu unuttu, dediler.